Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta Allah-u Teala'nın irade sıfatının ispatı konusunu, tekvin konusundan kalan kısmı ve irade sıfatının ispatını işledik. Bu hafta hakim, Allah-u Teala'nın hakim, yani hikmet sahibi olduğuyla alakalı bölümü okuyacağız. Normalde yani Allah-u Teala'nın zat-ı subut sıfatları içerisinde hikmet sıfatı yok. Yani burada müellif eşarilerin bu konu hakkında farklı bir düşüncesi olduğu için eşarilere reddiye olması açısından bu konuyu ayrı bir başlık altında ele alıyor. Tabi maturidilerin hikmet sıfatına olan bir vurguları var ama buradaki bağlam o bağlam değil. O ayrı, o genellikle hüsn-i kubuh konusunda ya da işte nübüvvetin gerekliliği konusunda hikmet sıfatına müracaat ediliyor. Buradaki bağlam sıfatla alakalı doğrudan. Sümme inne saniyel alemi hakimun. Diyor ki sonra alemin yaratıcısı hakimdir. Fe innel hikmete, çünkü hikmet inkânet hiyel ilmu, şayet ilim olursa, yani hikmet şayet ilim anlamında olursa, vel hakimu, hakim de huvel alimu, alim demektir. Kema kale İbnül Arabi, İbnül Arabi'nin dediği gibi bu Hicri 200'lerde yaşamış bir Küfeli bir dil alimi. Bizim bildiğimiz İbn Arabi değil. Yani fakih olan da değil, sufi olan da değil. Sufi olan olamaz zaten, şeyden sonra yaşamış. Fakih olan da ya aynı zamanda biraz sonra yaşamış şeyden, Nesefi'den sonra, o da değil yani. O zamanlar zaten İbn-i Arabi, Arabi değil. Yani karıştırma olmasın. Fela şekke, bu durumda diyor ki şüphe yoktur ki ennehu Teala, Allah-u Teala kâne fil ezeli, ezelde idi, alimen alim idi ve huve la yezalu, ve o ebedi olarak alimen alim olacaktır. Lem yezel geçmişte, mesela lem yezel alimen deseydi, yani geçmiş boyunca ezelden itibaren alim demek, la yezalu alimen de ebedi olarak, bundan sonraki süreçte de hep alim olarak kalacak. La tetebeddelu aleyhi sıfatu, onun hakkında sıfatlar ne yapmaz? Değişmez, tebeddül etmez, değişiklik arz etmez. Yani bir sıfatı başka bir sıfata inkılap etmez. Ve inkânet, şayet olursa hikmet, min babil fi'li, fiili sıfatlardan. Yani burada babil fiil dedi, fiil babından değil yani. Fiili sıfat kabilinden bir şey olursa. Yani ilim gibi değil de işte fiili sıfatlar var diye, Allah'ın rızık vermesi, işte öldürmesi, yaşatması, duaya icabet etmesi falan, o türden bir şey olursa ve hiye. Bu durumda hikmet el ihkamu lil mef'ulat, yani yapılan şeyi sağlam yapmak, ihkam yani muhkem yapmak şeklindedir, anlamındadır. Vel hakimu, bu durumda hakim huvel muhkimu, yani ihkam, muhkem yapan, bir şeyi muhkem yapan, işin erbabı, ustası gibi böyle bir anlama geliyor. Kel elim bi ma'nel mu'lim, işte elimin yani şey olduğu zaman hakim bu durumda, yani şuradaki ilim anlamında olduğu zaman ismi fail anlamında oluyordu. Burada da yine ismi fail anlamında oluyor, yani sıfat müşebbe oluyor hakim. Burada ismi fail, doğrudan ismi fail anlamında, yani mücerret ismi fail. Burada da elimin bir manen mu'lim manasında olması gibi bir ismi fail anlamında oluyor. Yani işte elim, nasıl diyelim, elem, acı veren. İşte bir mu'lim anlamda, yani acı veren, acı tattıran. Fe inna Allahu Teala, Allahu Teala huvel muhkimu lil mahlukati ecma'a. Allahu Teala bütün mahlukatı muhkem yapan, yani bir tertip, düzen, insicam içerisinde sağlam yapan, yapandır. Sümme sonra sevaun kânetil hikmetu, hikmet diyor ki sonra isterse min babil ilmi, ilim babından olsun, yani ilim kabiliğinden bir şey olsun, ve dudduha, bunun zıttı da el cehlu, cehalettir, cahilliktir. Ev min babil fi'li, ya da fiil kabiliğinden, eylem kabiliğinden bir şey olsun, ve dudduha, bunun zıttı da
Yani ihkamın zıttı da es-sefehu sefihliktir. Yani başı boşluk diyelim ya da işte akli yetkinliğin tam olgunlaşmamış olması. İz huve sefihlik el münafi lil ihkam, ihkama münafi olan, zıt olan, çelişik olan bir şeydir. Zaten yine anlatıyor. İz sefe, çünkü sefe, yani sefen tanımını yapıyor. Sefe ibaretun an hiffetin, bir hafiflikten, bir hafif meşrep olmaktan ya da işte o şekilde bir anlam verebiliriz. Hafiflikten ibarettir. Ta'teri, bu hafiflik arız oluyor. El faile faile, yani bir kişiye, bir insana arız oluyor. İmma minel ferahi, ya işte sevinçten, ev minel gadabi, ya da kızgınlıktan. Kişiye kızgınlıktan ya da sevinçten dolayı arız olan bir hafiflik durumudur. Ve fetebasuhu, onu işte teşvik ediyor, yöneltiyor, yönlendiriyor. Ala fi'lin min gayri raviyeti, düşünmeksizin onu fiil yapmaya sevk ediyor. Ve la kastin, kastetmeksizin, yani bir irade olmaksızın, kasıt olmaksızın ve düşünmeksizin bir kişiyi bir eylemde bulunmaya sevk ediyor. Ve la kastin lil ihkam, yani ihkam kastı olmaksızın, yani şey, bir şeyi güzel yapma, sağlam yapma kastı olmaksızın ve düşünmeksizin sizi kişiyi bir eylemde bulunmaya sevk eden bir durumdur, bir hafifliktir diyor. Fallahu Teala, Allahu Teala biha mevsufun fil ezel. Allahu Teala hikmetle ezelde mevsuftur. Buradaki ha, yani şeye gitmiyor tabii ki. Nedir, sefehe vesaire, hikmete gidiyor. İzil ilmu indena, bize göre ilim, kema huve ezeliyyun, nasıl ki o ezelidir, yani ilim sıfatı. Fel fi'lul lezi, fiil. Yani biz diyor ki hikmeti biz hangi anlamıyla anlarsak, isterse ilim anlamında anlarsak ki o bu durumda ezelidir. Fel fi'lu, hikmet anla, hikmeti ihkam anlamında anlarsak, yani bu durumda fiil sıfat oluyor. Fel fi'lu lezi huve tekvinu, fel fi'lu lezi huve tekvin olan fiil de eydan ezeli, o da ezelidir. Yani biz ona fiili sıfattır dersek yine ezelidir. Fekâne hakîmen, Allah-u Teala hakim oldu, lem yezel. Oldu demeyelim de, yani hakimdir. Lem yezel, ezelden beri, ezeli olarak. Kemâ kâne âlimen, kadiren, hâlikan, râzıkan filezleri. Allah-u Teala ezelden itibaren, ezelden beri işte bilen, kadir, halik, razık olduğu gibi Allah-u Teala hakimdir de. Ala ma merra fi mes'eleti tekvin konusunda geçtiği üzere. Yani ister hikmete biz ilme irca edelim, o ilimdir diyelim. Bu durumda Allah'ın zaten subut sıfatlarında bir sıfat oluyor. Bunda herhangi bir tartışma yok. Ama biz onu ihkam anlamında anlarsak bu durumda fiili sıfat oluyor. Fiili sıfatlar bize göre de yine ezeli ebedidir diyor. Allah'ın zati subut sıfatlarından biridir. Bu açıdan bize göre her halükarda hikmet, işte Allah-u Teala hakim olması Allah'ın ezeli sıfatlarından biridir diyor. Ve Ebu'l Hasan el-Eş'ari, Ebu'l Hasan el-Eş'ari lemma arafe ihtilafe ehli lügati fi hikmeti, diyor ki ne zaman ki lügat, yani lügatçıların hikmet lafzındaki ihtilafını bildi. Ve kâne min mezhebi, ve onun mezhebindendi ne? El kavlu bi kıdemi sıfatı zâti sıfatların kıdemi görüşü onun mezhebindendi. Ve hudû ve kâne kavlu bi kıdemi sıfatı da ve hudûs sıfatı fiil, ve fiili sıfatların da hadis olduğu görüşü onun mezhebindendi. Ne zaman ki böyle oldu, lemmanın cevabı zehebe, yani görüş bildirdi. İlâ ennel hikmete, hikmet uride biha, şayet onunla irade edilirse el ilmu ilim, fehu ezeliyetun, ezelidir. Yani zati sıfattansa, zati sıfat dediğimiz işte subut sıfatlar. Onlardan biri ise Allah'ın zatına nispet edilen zatıyla kaim sıfatlar. Yoksa direkt zati sıfat değil. Bu durumda ezelidir. Ve huve teala mevsufun biha fil ezeli. Allah-u Teala ezelde bununla mevsuftur. Ve in uride biha, şayet hikmetle irade edilirse el fi'lu, yani eylem kastedilirse, fela yekunu mevsufen biha fil ezel. Allahu Teala ezelde bununla mevsuf olamaz. Ala ma marra fi mes'eleti tekvin vel mükevven, tekvin ve mükevven konusunda geçtiği üzere, yani eşariler fiili sıfatlara hadistir diyorlar. Bu Ebu'l Abbas el Kalanisi, Ebu'l Abbas Kalanisi de, yani bu da eşari
öncesindeki ehli hadis mütekellimlerinden. Ceala hikmeti kıldı min babil fi'li fiil kategorisinden. Ya o ilim ve fiil ayrımı yapmıyor. Doğrudan fiil kategorisindendir diyor. Ve lem yakul bi ezeliyetiha. Onun ezeli olduğunu söylemiyor. Niye? Çünkü ilim anlamını ilim anlamı yoktur diyor. Yani ilim anlamını kabul etmiyor hikmetteki. Ala ma huve mezhebun mezhebi, yani kendi görüşleri olduğu üzere fiil kategorisindendir diyor ve onun ezeli olduğunu söylemiyor. Yani ezeli değildir diyor. Ve kad merre fihil kelamu Allah'ın muvaffik, yani daha önce eşarilerle fiili sıfat tartışması geçtiği için daha önce geçti diyor. Konudaki söz başarıya ulaştıran Allah'tır. Kasım fi isbatı rü'yetillahi teala, Allah-u Teala'nın rü'yeti görülmesinin ispatı hakkında bab, başlık. Şimdi rü'yetullah meselesi, yani Allah-u Teala'nın ahirette görülüp görülmeyeceği meselesi, geçmişte Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki temel tartışmalardan biri. Tartışmanın çıkış noktası şöyle söyleyelim, sem'iyata dair olan bilgilerin vesairenin vesaireye semiyata dair meselelere nasıl yaklaşılacağı meselesi. Aslında kelamcıların hepsi semiyata dair konularda aklın muhal gördüğü şeyin kabul edilemeyeceği görüşündeler. Aklın muhal gördüğü şey, yani diyelim bir şeye akıl muhal görüyor, onun dinen de savunulamayacağı, yani eğer naslarda varsa tevil edileceği şeklinde. Şimdi bu açıdan kelamcılar arasında, yani bu kural açısından bir fark yok. Ama uygulamaya gelinildiği zaman işte rüyetullah meselesi. Mutezile bunu aklen muhal görüyor. Aklen muhal gördüğü için yani bu dinen savunulamaz, kabul edilemez diyor ve buna dair gelen herhangi bir nas var ise Kur'an'da veya sünnette fark etmez. Bunları ya kabul etmiyor da tevil ediyor. Ayetse tevil ediyor, hadiste ise haberi vahittir diyor. Bu kuralı şeyler kabul etmiş olsa da, yani Ehl-i Sünnet de bu kuralı kelamcı olması hasebiyle onlar da kabul etmiş olsa da, ama naslarda geçtiği için, özellikle hadislerde geçtiği için rüyetullahı aklen temellendirme yoluna gidiyorlar. Yani onlar aklen muhal olarak görmüyorlar. Bunun aklen savunulabilir olduğunu söylüyorlar. Tartışma aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Tabii düşünüldüğü zaman rüyetullah aklen ispat etmek, şimdi ileride gelecek Ebu Muin'in Nesefi de akli deliller zikredecek. O zaman orası geldiği zaman yine söyleriz. Yani aklen savunulabilir mi, savunulamaz mı falan diye. Diyor ki fil akli, akılda delilun ala cevazı rüyetillahi teala, Allah-u Teala'nın görüleceğinin mümkün olduğuna dair akılda delil vardır. Fakat verede et delilü sem'iyyü, işte nakli delil varid oldu, geldi. Bir icab-ı rü'yetil müminine Allah'a Teala, müminlerin Allah-u Teala'yı göreceğini, firdalil ahirette göreceğinin vücubuna, yani onun olumlu olmasına ya da zorunlu olduğuna dair nakli delil geldi. Feyyuru, Allah-u Teala yani görülecek, lafi mekani, mekansız olarak, bir mekanda olmaksızın. Ve la ala cihetin, bir cihette, bir yönde, bir tarafta olmaksızın. Min mukabeletin, yani karşılık durumu olmaksızın. Ev ittisali şuayin, ya da bir ışık, ışığın bitişmesini olmaksızın. Ev subuti mesafetin, ya da bir mesafenin varlığı olmaksızın. Beyne ra'i, işte görenle, ve beynehu ta'ala, Allah-u Teala, görülen Allah-u Teala arasında bir mesafenin varlığını kabul etmeksizin Allah-u Teala görülecek diyor. Ve gayru zalike minel maanilleti, yani ve bunun dışındaki diğer anlamlar, yani hudusu çağrıştıran anlamlar olmaksızın Allah-u Teala görülecek. Ve gayru zalike, bunun dışında minel maanilleti, anlamlar ki hiye, onlar min emaratil hadesi, hudusun emaresi, alameti olan tüm anlamlar olmaksızın, yani görme için şart olan, gerekli olan ne kadar şey varsa,
ne kadar hudusa delalet eden anlam varsa, cismiyeti gösteren ne kadar anlam varsa onlar olmaksızın Allah-u Teala görülecektir diyor. Yani işte ışık olsun, göz olsun, işte mesafe olsun, cihet olsun, ne bileyim bunların hepsi olmaksızın Allah-u Teala görülecektir diyor. Ve zâmetil mu'tezile iddia etti ve neccariyeti vel havaricu neccariye ve hariciler de enne fil akli akılda delalete kevni ru'yetillahi teala müstahilen Allahu Teala'nın görülmesinin müstahil olduğuna dair bir delalet vardır. Akılda delalete kevni ru'yetillahi teala müstahilen Allahu Teala'nın görülmesinin muhal olduğuna dair delil vardır. Delalet vardır. İzil ru'yetu ru'yet la tetaallaku illa bil cismi. Sadece cisme taalluk, cisimle alakalanır. Yani sadece cisim görmeye konu olur, öyle diyelim. Ki bu zaten bu cümle mutezilenin yani neccariyle haricilerin ne dediğini çok bilmiyorum da yani öyle diyorlar mı demiyorlar mı bakmak lazım. Mutezilenin zaten temel tezi bu. Yani görme sadece cisimle ilişkilenir. Yani sadece cisim olan şeyleri görebiliriz diyorlar. Bundan dolayı Allah-u Teala siz görülür derseniz ona cismiyet atfetmiş olursunuz diyorlar. Şimdi yani Mutezile'nin aslında bu görüşü zayıf bir görüş değil yani bu söylediği şey. Şimdi burada mesela Allah-u Teala mekansız görülür, cihetsiz görülür, ondan sonra ışıksız, ışık olmaksızın, mesafe olmaksızın falan görülür diyor. Yani böyle bir görmenin nasıl olacağını insan aklı idrak edemiyor. Sizler mesela şimdi Allah'ı ahirette nasıl göreceğiz diye düşündüğünüz zaman bunu tasavvur etmeye çalıştığınız zaman Allah'a cismiyet atfetmeksizin yani burada sayılan şeyleri atfetmeksizin bunu yapmanız yani şu anki halimizle bunu yapmamızın imkanı yok. Bu açıdan ru'yetullahı aklen savunabilmek zor yani. Yani naslarda geçtiği için savunuluyor. Ama şu cümleler de çok şey değil. Tabii buna en fazla şöyle deniliyor. Yani ehli sünnet ulema tarafında. İşte Allah-u Teala bizim idrak gücümüzü, idrak kapasitemizi ahirette öyle bir arttıracak ki yani biz şu an mesela görmek için ışığa, mekana, ondan sonra ne bileyim cihete, yöne vesaire ya da göze ihtiyaç duyuyoruz ama ahirette bizim idrak kapasitemiz öyle bir artacak ki Allah'ı biz mekan Allah-u Teala mekan atfetmeksizin Allah'ı göreceğiz şeklinde söylüyorlar. Dediğim gibi ama bir yani şey olarak zor yani onu aklen olarak savunmak. Çünkü dediği gibi şeyin Mutezile'nin dediği gibi görme sadece cisimle cisme ilişir. Vela budde leha ve görme için gereklidir. Min mukabeletin işte karşılıklı olma beyne ra'i vel mer'i gören ve görülen arasında. Ve subut yine gereklidir. Subuti mesafetin beynehuma ikisi arasında bir mesafenin olması. Yani yeterli sayıda ne çok yakın ne de çok uzak. Ve yani her halükarda bir mesafenin olması lazım. Ve ittisali şuai aynı ra'i bil mer'i ve gören kişinin gözünün ışığının bilmer görülen nesne ile ittisal etmesi, bitişmesi lazım. Yani nasıl diyeyim, ortamda bir ışık olması lazım ki o gözün görme yetisi görülen nesneye ilişebilsin. Ve küllü zalike bunların hepsi müstahil alallahi teala, Allah-u Teala hakkında müstahildir. Bundan dolayı da ru'yetullah mümkün değildir diyorlar. Ve ekkede hazel ma'kule ellezî kâlû söyledikleri bu akli delili tekit etti ne? Kavlû Teâlâ Allah-u Teâlâ'nın şu sözü de onların bu akli delilini tekit ediyor. Neymiş o? La tudrikuhul ebsar gözler onu idrak edemez. Ve fihi mutezilene devam ediyor. Ve fihi temedduhu bu ayette bir övgü vardır. Yani övünme vardır. Övgü değil de övünme vardır. Bintifa idrakin intifa yani idrakin nefyedilmesiyle Allahu Teala övünüyor. Gözler onu idrak edemez. Yani elhamdülillah Rabbil Alemin işte
alemlerin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. İşte alemlerin Rabbi olmak Allahu Teala'nın övündüğü, temedduh ettiği bir şey. Bu da öyle diyor yani. Allah işte gözler onu göremez. Allah'ın övündüğü bir şeydir. Allahu Teala idrakin nefyedilmesiyle övünüyor. Ve huve ru'yetu idrak da ru'yet anlamındadır. Bu durumda Allahu Teala kendisinin görülemeyeceğiyle övünmüş oluyor. Övünüyor. O zaman görülme nereden çıktı diyorlar. Ve ma yetemeddahu bintifaihi Allahu Teala'nın ve ma şey ki yetemeddahu Allahu Teala övünüyor ya da meçhul okursa ve ma şey yetemeddahu bintifaihi o nefyedilmesiyle övünülen şey la tetebeddelu istihaletu subutu zalike bi tebeddülil muhal. Onun subutu yani varlığı varlığının muhal olması tebeddül etmez. Onun varlığının muhal olması yani onun doğrudan diyelim muhal olması tebeddül etmez. Değişkenlik arz etmez. Yani Allahu Teala bir şeyin olmadığıyla övünüyorsa o durum değişkenlik arz etmez. Yani tarihin bir döneminde övünüyordu öyle olmadığından o sonradan değişkenlik arz etmez yani onun istihalesi onun muhal olması durumu değişmez. Bir tebeddülül muhal olanın değişmesiyle onun muhal olması yani muhalliği değişmez. Kel veledi ve sahibeti ve şeriki ve eşbahi zalike işte veled çocuk ve sahibeti işte eş ve şerik ortak ve bunun benzeri şeyler gibi. Yani Allah-u Teala gözlerin onu idrak edemeyeceğiyle övünüyor. Bu idrak edememe durumu yani idrak etmesi muhaldir. Bu muhal durumu tarihin hiçbir döneminde değişmez diyor yani. وَمَا يَتَمَدَّحُ بِاِنْتِفَائِهِ Allah-u Teala'nın nefiyle övündüğü şey لَا تَتَبَدَّلُ اِسْتِحَالُ سُبُتْ Onun varlığının muhal olduğu olması tebeddül etmez, değişmez. Bir tebeddül muhal olan şeyin değişmesiyle ondaki bir değişiklik şey olmaz. Neydi? Değişmez yani. İşte Allahu Teala mesela çocuk edinmesi muhaldir. Siz bunu eş yaparsanız, ortak yaparsanız da bu anlam ne? Anlam Allahu Teala'nın işte yani lem yelid ve lem yulet olduğudur. Mesela ya da diyelim Allahu Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Anlam bu. Anlam böyle olunca Allahu Teala bununla övünüyor. Böyle olunca çocuk muhal. Çocuğu değiştirince yani o anlam sabit olduğu için çocuğu at işte eş yap, ortak yap onlar da muhal olur. Şimdi Allahu Teala kendisinin görülemeyeceğiyle övünüyor. Böyle olunca her halükarda yani her şart şart altında görmenin muhal olduğunu söylüyor. Bu görmenin muhal olma durumu hangi şart olursa olsun, hangi durum olursa olsun bunun muhal olması değişmez diyor. Bilmem anlatabildim mi? Ve hüccetü ehli hakkı fizalike diyor ki ehli hakkın yani ehli sünnet diyebiliriz. Bu konudaki bu meseledeki delili şudur. Enne Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Hazreti Musa se'ele Rabbehu Rabbinden istedi ru'yete ru'yeti istedi. Fekale dedi ki Rabbi erini Rabbim ey Rabbim erini bana göster kendini yani erini bana göster kendini yani orada sen kendini yok da erini bana göster enzur ilek sana bakayım. Ve la yuzannu bi Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam hakkında zannedilmesin. Ennehu se'elallahu teala. Allahu Teala'dan istedi. Ma huve muhalun indehu. Allahu Teala'ya göre muhal olan bir şey istediği Musa aleyhisselam Allahu Teala'dan muhal olan bir şey istediği Musa aleyhisselam hakkında zannedilmesin. Fekâne sualuhu. Dolayısıyla diyor ki fekâne sualuhu onun istemesi oldu delilen delil oldu ennehu kâne yani Hazreti Musa'nın olduğu yâtekidü inandığına en Allahu Teala caizur ru'yeti Allahu Teala'nın görülmesinin mümkün olan bir varlık olduğuna inandığına delil oldu onun istemesi. Yani Allahu Teala'nın görülebilir olduğunu bildiği için Hazreti Musa bunu istiyor.
Eğer Allahu Teala görülür olmasaydı, Hazreti Musa bunu isteseydi, bu durumda sanki Hazreti Musa Allahu Teala hakkında bilgisiz olurdu. Yani Allahu Teala'nın yani Allahu Teala'ya dair idraki nasıl diyelim eksik olurdu yani. Yani bir peygamber için bu mevzu bahis olamaz. Peygamberler sonuçta bizim Allahu Teala'ya dair olan idrakimizin üstünde bir idrak sahipleriler. İşte Hazreti Musa Allahu Teala'nın görünür olduğunu bilmiyor, görünür olduğunu görüneceğini bilmeyerek istese, bu onun bu konuda cahil olduğunu gösterir. Yani bu da mümkün değildir. Femen zaame, kim iddia ederse, enne ru'yet Allahu Teala, Allahu Teala'nın ru'yet görülmesi müstahildir. Fakat zaame, işte iddia etmiş olur, enne Musa aleyhisselam lem yekun arifen billahi Teala, Allahu Teala bilmediğini iddia etmiş olur. Çünkü i'takada aleyhi, çünkü i'takada aleyhi, bu durumda Musa aleyhisselam inanmış olur. İ'takada aleyhi, yani Allahu Teala hakkında inanmış olur. Cevaze, mümkün olduğunu, ma'la cevaze lehu, caiz olmayan, Allahu Teala hakkında mümkün olmayan şeyin mümkün olduğuna inanmış olur. İz i'takada aleyhi cevaze, ma'la cevaze lehu aleyhi, kendisi için, bu Musa'ya gidiyor. Musa aleyhisselam için Allahu Teala hakkında mümkün olmayan şeyi mümkün olarak inanmış olur. Ve men nesebe Musa aleyhisselam ile cehli billah, kim Musa aleyhisselamı Allahu Teala hakkında cehalete, bilgisizliğe nispet ederse, fakat kefere, ne olur? Kafir olur. Bu da tam bizim bu hafta tartışılan Hazreti Adem cahil miydi, değil miydi tartışmasına denk geldi. Ama buradaki şey Allah'a dair cehalet. Yani bir peygamber her şeyi bilmeyebilir yani. Ne diyelim? İşte gündelik, hani Peygamber Efendimiz diyor ya, entum a'lemu bi umuri dünyakum. Sizler dünya işinizi daha iyi bilirsiniz diyor. Dini konularda onlara cahil demek şey o, yani özellikle Allah hakkında cahildir demek, bu zaten dinen asla kabul edilebilir bir şey değil. Dediğim gibi yani peygamberlerin Allah idraki ile bizim din ve ahirete ya da Allah'a dair idrakimiz aynı değil. Ama diğer konularda yani bir şeyleri bilmeyebilirler yani. Sümme inna Allahu Teala ma eyesehu, Allahu Teala Hazreti Musa'yı ümitsizliğe düşürmedi. Yani Hazreti Musa ya Rabbi bana kendini göster, sana bakayım dediğinde, yani bila teşbih bila temsil, ya Musa sen ne saçmalıyorsun, ya da işte böyle bir şey olur mu demedi yani, öyle diyelim. Onu ümitsizliğe düşürmedi. Onun ümidini tamamen boşa çıkarmadı. Bel allaka zalike, bunu bağladı. Yani görülmeyi, görmeyi ya da onun istemesini bağladı. Ya da görmeyi. Bi şartin mutasavverin, tasavvur edilebilen, düşünebilen, yani mümkün olan. Mutasavveril kevni fil cümleti. Özetle varlığa gelmesi düşünülebilen. Yani mümkün olan bir şeye bağladı. Bir şarta bağladı. Ve huve, o da istikrarul cebeli, dağın sabit kalmasıdır. İşte diyor ki o dağa bak, dağ yerinde sabit durur olursa sen beni görürsün diyor. Yanlış hatırlamıyorsam ayeti. Ben istakarram mekanehu fesevfe terani. Yani dağ yerinde durursa sen beni görürsün diyor. Yani dağın sabit kalmasına bağlıyor Allah-u Teala görülmesini. Yani direkt orada işte kella, yani asla sen beni göremezsin gibi bir cümle kurmuyor. İşte böyle bir şarta bağlıyor. Ve la yuallaku bil mümkini illa ma huve mümkini subuti. Diyor ki mümküne alakalanır, bağlanır, bağlanamaz, illa bağlanır. Ma o şey ki huve mümkini subuti, yani varlığı mümkün olan şey.
sadece mümkün olana bağlanır. Yani onunla kayıtlanır. Ve kezallahu teala, Allahu Teala aynı şekilde vaadel müminine, müminlere vaad etti zalike, yani bu rüyetullah fiddaril ahireti, ahiret yurdunda, bir kavlihi şu sözüyle: vucuhun yevme ezin nadira, işte o gün yüzler parlaktır, ila rabbiha, rablerine naziratun, bakarlar, öyle diyelim. Ve nazaru el mudafu ilel vechi, vechhe izafe edilmiş bakış. Vucuhun yevme izin nadirah ila rabbiha nazirah diyor ya. Vucuh, yani yüzler Rablerine nazırdır diyor ya. Burada vel nazaru el mudaf ilel veci, bakan, yani burada izafet, mudaf denilen muzaf, muzafun leh değil, yani izafe edilen, izafe edilen bakış, ilel veci, yüze. Çünkü bakan ne? Vecih. Yani veçe izafe ediliyor. El mukayyedi bi kelimeti ila ila, el mukayyedi, yani kayıt altına alınmış bir kelimeti ila kelimesiyle bu şeyi şey yapabilir, bu mukayyedi vechhe değil de nazara şey yaparsak, nazara sıfat yapalım. Bu nazar vechhe izafe edilmiş, yani bakan şey nedir, nesne nedir? Yüzdür. El mukayyedi bir kelimetiyle ve ila kelimesiyle kayıtlanmıştır. Kayıt altına alınmış değil de kayıtlanmıştır. Yani onunla kullanılmıştır. İşte bu durumda olan nazar, len yekune ille nazaral ayn, sadece gözün bakışı olur. Yani burada Mutezile ne diyor? Oradaki nazar intizar anlamında, yani bekleme, Allah-u Teala'dan rahmet, lütuf bekleme anlamındadır diyor. Burada da müellif diyor ki, yani veçhe izafe edilen ve ila harfi ceriyle kullanılan nazar sadece gözün bakışı anlamındaki nazardır. وَلَا تَعَلُّقَ لِلْخَصْمِ بِقَوْلِ تَعَالَى. Hasmın, yani muhalif mezhebin, grubun Allah-u Teala'nın la tudrikuhul ebsar ayetine sarılmasının bir gerekçesi olamaz. وَلَا تَعَلُّقَ, yani onların sarılacağı, yapışacağı bir yer yoktur şu ayette. Diyenler, çünkü menfiye, çünkü idrak, şey, nefh edilen huvel idrak, idraktır. Yani Allah-u Teala burada siz gözler onu göremez demiyor. İdrak edemez diyor. Lennel menfiye huvel idraki. Nefh edilen şey idraktır. La rüyet, rüyet değildir. Vel idrak, idrak ise huvel vukufu, vakıf olmaktır. Ala cevani bil mer'i, görülen nesnenin tüm taraflarına vakıf olmaktır. Ve hududihi, onun sınırlarına. Yani bir şeyi tamamıyla kuşatmak anlamındadır. İhata anlamındadır yani. İhata. Yani bilmenin daha üstünde, görmenin çok daha üstünde olan bir özellik bu idrak. Ve ma yestahilu aleyhil hududu ve cihatu yestahilu aleyhil idraku dune ru'yeti. Ve ma o şey ki yestahilu aleyhil hududu. Yani o şey ki onun hakkında sınırlar muhaldir. Ve cihatu, yönler muhaldir. Yestehilu aleyhi idrak, onun hakkında idrak da muhal olur. Yani bir şey ki onu sınırları yoktur. Onun cihetleri yoktur. Yani cihet ve yönler onun hakkında muhaldir. Bu durum, böyle olan bir nesnenin, bir varlığın idraki de muhal olur. Dune ru'yeti, ru'yeti idrak şey olmaz, muhal olmaz. Yani şimdi idrak, bir şeyi her tarafıyla kuşatmak, tüm taraflarıyla kuşatmak anlamındaysa, tarafı olmayan bir şeyi idrak mevzubahis olamaz. Ama görme olabilir yani. Yani onu idrak edemezsin, ama görme daha alt kategori bir bilme türü, bir duyu türü diyelim, olduğu için onu ne yapabiliriz? O, onun hakkında mümkün olabilir. Fekânel idraki, bu durumda idrak oldu. Miner ru'yeti, ru'yete nazaran oldu. Nazilen menziletel ihateti minel ilmi, ihatanın ilme olan konumunda oldu, öyle diyelim. Yani nasıl ki ihata çok daha bir şeyi tüm yönleriyle, tüm açılarıyla, tüm bakış açılarıyla vesaireyle, her tarafıyla bilmekse, ilim ise sadece bilmekse, bunun gibi diyor ki idrak ru'yete göre çok üst düzey bir şeydir. Diyor ki fekânel idrakü minel ru'yeti.
rüyete nazaran idrak oldu, nazilen yani inen, konumlanan, menzile ihatetin minel ilmi, ilme nazaran ihata, konumuna inen gelen bir duruma, bir durumda oldu. Ve nefyül ihateti, ihatanın nefi, elleti o ihata ki takdedi el vukufe alel cevanibi vel hudud, yani tüm taraflarına, tüm yönlerine vakıf olmayı gerektiren ihatanın nefi, takdedi gerektirmez, nefyel ilmi bihi, onu bilmenin nefini gerektirmez. Yani bilebilirsiniz ama ihata seviyesinde bilemeyebilirsiniz. Ve kezaz aynı durum da burada geçerlidir. Yani Allah-u Teala'yı idrak edemeyiz. Hiç kimse Allah-u Teala'yı idrak edemez. Ama idrakin nefi, onun daha alt derecesinde olan rüyetin nefini gerektirmez. Sonra mevridül ayeti, ayetin yani geliş şeyi, nasıl diyelim, varid olduğu yer. Yani niçin, ne anlamda olduğu gibi bir şey diyebiliriz. Yani mevridül ayet. Ayetin olduğu durum yani. Ve huve veçü temedduhi, bu da onun veçü temedduhi. Yani mevrid dediği şey onun işte övülme şeyi, yönü. Övülme yönü şudur yani. Mevrid dedi, varid oldu. Yani niçin geldi, niçin nazil oldu, niçin var oldu o ayetin. Veçü temedduhi neymiş? O onun mevridi yucibu subute ru'yeti, ru'yetin subutunu zorunlu kılar diyor. Yani diyor ki siz diyor bu ayetten ru'yetin olmadığını çıkartıyorsunuz bu ayetten. Diyor ki halbuki tam tersi yani. Bu diyor ki veçi temeddühüne, yani bu ayetin mevridine, bu ayetin niçin var olduğuna iyice yani onun hakkında düşünüldüğü zaman onun aslında ru'yeti sabit ispat ettiği ispatını zorunlu kıldığını söylüyor müellif. Yani tam tersi bir anlam için olduğunu söylüyor ayetin. O da şöyle diyor ki iz nefyu idraki ma testahilu aleyhi rukyetu la temedduha fihi. İz çünkü diyor nefyu idraki ma testahilu aleyhi rukyetu, kendisi hakkında rukyetin muhal olduğu şeyin idrakini nefyetmek, la temedduha fihi, onda övünülecek bir şey yoktur. İz diyor ki, bir daha okuyorum, nefyu idraki ma testahilu aleyhi ru'yetu, ma testahilu aleyhi ru'yetu, görülmesi muhal olan şeyin idrakini nefyetmek. Şimdi görülmesi muhal olan şey Allah. Onun idrakini nefyetmek, yani Allah'ın idrakini nefyetmek, la temedduha fihi, onda bir övünç yoktur. Yani eğer ru'yet yoksa, yani Allah-u Teala hakkında ru'yet yoksa, hani Mutezile diyor ya bu ayette Allah-u Teala kendi övünüyor, temedduh var bunda diyor. Diyor ki, müellif diyor ki bir şey ki görülmüyor, onun diyor idrakini nefyetmek diyor, bunda bir övünç yoktur diyor yani. Şöyle devam ediyor. İz küllü ma la yura. Çünkü görülmeyen her şey la yudraku, idrak edilemez. İz küllü ma la yura. Çünkü görülmeyen her şey idrak edilemez. Müellif üstte söylediğiyle biraz çelişiyor ama neyse. Ve innema temedduhu, övünç, övünme, binefil idraki, idrakin nefiyle övünme, tahakkuki ru'yeti, ru'yetin tahakkukuyla, varlığıyla beraber mümkündür yani. O zaman mümkün olur. O zaman anlamlı olur. İnneme temedduhu, övünç, binefil idraki, idrakin nefiyle övünç, tahakkuki ru'yeti, ru'yetin varlığıyla mümkündür. Yani ru'yetin varlığını kabul etmezseniz, kabul etmeyip idraki nefyederseniz burada bir övünç olmaz diyor. Yani Mutezile'nin dediği şekliyle buradan ru'yetin nefi çıkmaz diyor. Ve huvel mucibu, işte ru'yet el mucibu li temedduhi, o temedduhu ne yapandır?
Pardon, bu ve huve rüyete gitmiyor. Ve innema teveddühü bi nefil idraki ma tahakkuki rüyeti, rüyetin tahakkukuyla idrakin nefiyle övünç olur. Ve huve, işte bu idrakin nefi diyelim, bu türden olan, böyle diyelim. Yani bunun tamamını kastediyor. Rüyetin varlığıyla beraber idrakin nefi huvel mucibu li temedduhi, o övünmeyi zorunlu kılar. Huvel mucibu li temedduhi, o şeyi övünmeyi zorunlu kılan, gerekli kılan budur. Yani övünmeyi gerekli kılan şey rüyetin tahakkukuyla beraber olan idrakin nefidir. Rüyet olmaksızın idraki nefi derseniz bunda bir temedduh yoktur diyor. İz intifa'uhu idrakin nefi ma'a subuti ru'yeti, ru'yetin sabit olmasıyla beraber delilu irtifa'i nakisati tenahi vel hududi anizzat, Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'dan tenahi yani sonluluk ve hududi işte sınırların, anizzat zattan sınırların ve sonluluğu, sonluluk nakisasını, eksikliğinin kaldırılmasının, kaldırıldığının delilidir. Yani diyor ki biz Allah-u Teala'dan idraki nefh ediyoruz ama rüyeti kabul ediyoruz. Diyor ki idrakin nefhi Allah-u Teala'nın, hani idrak bir şeyi tüm her tarafıyla kuşatma, ihata anlamındaydı ya. Onun nefhi Allah-u Teala'nın sonlu veya da hudut sınırlı olduğu nakısasının, o eksikliğinin irtifasına delildir. Onun kaldırıldığına delildir. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla fekânetil ayetü ayet hüccetten len alel husum, hasımlara karşı bizim hüccetimiz oldu diyor. Tabi buradaki yani bu çıkış noktası burası. İz küllü mâ la yura la yudrakü, görülemeyen her şey idrak edilemez. Görülemeyen her şey idrak edilemez. Neyse. وَلَوْ اَنْعَمُ النَّظَرَ فِيهَا, şayet bu ayet hakkında nazarlarını derinleştirselerdi. وَعَرَفُ مَوَاقِعَ الْحِجَاجِ, işte hüccet yani delillerin yerlerini bilselerdi. لَغْتَنَمُ تَفَصِّيَ عَنْ اُحْدَةِ الْآيَةِ, لَغْتَنَمُ yani fırsat bilip değerlendirirlerdi. اَتَّفَصِّيَ yani el-huruç, el-tehallüs anlamında tefassi. لَغْتَنَمُ تَفَصِّيَ yani çıkıştan, çıkmayı değerlendirirlerdi. اَنْ اُحْدَةِ الْآيَةِ, bu ayetin uhdesinden çıkmayı fırsat bilip değerlendirirlerdi. Yani diyor ki bu ayeti bizim bu anlattığımız şekilde şey yapsalardı, bunun hakkında düşünselerdi, bunun hakkında nazar etselerdi ve delillendirme nasıl yapılır bunu iyi bilselerdi. Mevaki'il Hicaz dediği bu. Delillendirme nasıl yapılır, nerelerde delillendirme, bunu iyi bilselerdi bu ayete sarılmazlardı. Lahtana muttefasyan uhdetil ayet bunu diyor. Yani bu ayete sığınmaktan, bu ayetin uhdesinden huruç eylemeyi fırsat bilirlerdi. Bu yani bu ayeti kullanmazlar. Çünkü bu ayette onlara ekmek çıkmaz diyor. Vallahu'l muvaffik, başarıya ulaştıran Allah'tır. Vel ma'kulu, konu devam ediyor. Bilmiyorum, duralım mı? Şurada makul akli delile geldi. İsterseniz burada duralım arkadaşlar. Çünkü konu daha yani gidiyor. Zaten bitirmek zorunda değiliz. Burada duralım. Haftaya devam ederiz inşallah.